Daha önce kumanda ders notlarımda ya da işte onları video çekmiştim. O videolarda bahsettiğim mekanik kitleme bloğu var. Bunun montajını şimdi de Sigma kontaktörler üzerinde göstereceğim. Neydi mekanik kitleme bloğu? İşte ileri geri çalışan bir devreniz olabilir. İleri geri çalışan devrede ileri ve geri kontaktörler aynı anda devreye girecek olursa siz iki fazı kısa devre yaparsınız. Ya da yıldız üçgen çalışan bir sisteminiz varsa yıldızla üçgen aynı anda devreye girecek olursa ne yaparsınız? Üçgen ve yıldız kontaktörleri üzerinden üç fazı siz kısa devre yaparsınız. Ya da işte bazı sistemler vardır. Soft starter'la motora yol verirsiniz veya motor sürücüsüyle. Daha sonra motor yol aldıktan sonra diyebilirsiniz ki ya soft starter'ı devreden çıkartacağım. Bu sefer soft starter'ı bir köprüleme kontaktörüyle köprülersiniz. İşte soft starter'ın girişinde ya da çıkışında kullanmış olduğunuz kontaktörle köprüleme kontaktörünün aynı anda devreye girmesini istemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda İşte mekanik kitleme blokları kullanılır. Yani diyeceksiniz ki zaten kapalılarını karşılıklı koymuyoruz mu ya da yazılımda ona göre önlem almıyoruz mu? Yazılımınızda hata olabilir, karşılıklı koyduğunuz kapalı kontaklarda yapışma olabilir ya da başka bir arıza olabilir ve ikisi aynı anda devreye girmesi mümkün olabilir. O nedenle bir de ekstra emniyet olarak ne kullanıyoruz? Mekanik kitleme bloğu. İşte biri çektiğinde bakın çekti. Öbürünün mekanik olarak devreye girmesini ne yapıyor? Engelliyor. Bunu şimdi bu seride bir montajını yapalım. Aslında montajı çok basit. Şurada dikkat çok olursanız yuvalar var. Şu kısımda. Burada da yuvalar var. Şu yuvarlak kısmı. Yuvarlak kısmı aşağı gelecek. Şu kısmı yukarı gelecek şekilde yuvalara önce birini oturtuyorum. Oturdu. Daha sonra İkincisini aynı şekilde öbür kontaktörüme oturtuyorum. Şu anda oturdu. Tabii elimi çekersem düşecek. Bunları birbirine kitlemek için bir de şu şekilde bağlantı aparatı kullanılmış. Bakın bağlantı aparatını da yerine oturtturdum. Şu anda aslında montajım bitti. Tabii bu kontaktörler devamlı çalışacak. Çekecek, bırakacak. Bulunduğu yerde sarsıntılar olacak. Bunlar ayrılabilir. Eğer bu bir DIN 35 ROY üzerindeyse buralara sağlam şekilde sağına ve soluna işte Clemens durdurucular ya da işte ray durdurucular kullanmanız gerekli. Ya da şu anda elimde yok ama şu aşağıya takılan Sigma'nın bir yedek parçası var. Aşağıya takılıyor. Saç bir parça. Bunların birbirinden ayrılması engelleniyor. Sökmek de yine basit. Aşağıdaki parçayı alıyoruz. Ve şu anda söktük. Şimdi aslında ben bu videoda size bir şeyden daha bahsetmek isteyecektim. İsteyeceğim şeyi için bu kontaktörler 24 volt AC düşünüyordum deminden beri ya 24 volt AC'yi nereden bulacağım? Atölyede ya 220-380 ya da 24 volt DC var. Daha önce bunlar bizim deney setlerimizde kullandığımız kontaktörler. Dikkat edecek olursanız bon vidaları çıkarılmış. Ulus Otomasyon'un sevgili Bülent'in yapmış olduğu setler tesadüf oldu. Bu kontaktörün yapısıyla kontaktörün yapısı aynı ve bu mekanik kitleme bloğu buna oturuyor. Şimdi bunlardan bir tanesi 24 volt DC, bir tanesi 24 volt AC. Bakın AC kontaktörün yapısı daha küçük. Niye? Çünkü şurada olduğu gibi bobin DC'ydi. AC'nin bobini daha küçük. Çünkü ters indüksiyon gerilimi var. Ya da şöyle söyleyeyim, indüktif direnç var. İndüktif direnç olduğu için kontaktörlerle ilgili hazırlamış olduğum videoda bunların hep içini dışını söküp anlatmıştım size. Burada indüktif direnç olduğu için işte bobin daha küçük, daha az spirli olduğu için daha küçük olabiliyor. Ama burada sadece DC direnç olduğu için, ohmik direnç olduğu için DC ile siz o DC direnci sağlayabilmeniz için bobini sarıp durmanız lazım. Şimdi bunun buna montajını yapayım. Neydi? Şura alt kısma geliyordu. Oturdu bu yuva. Aynı yönde bunlar bakalım. Şöyle. Şu anda oldu. Mekanik parçayı da takalım. Şimdi bunun ben deney düzenini hazırlayayım. Şimdi kontaktörlerden birinin çekmiş olduğu akıma bakalım.
24 volt DC'lik kontaktör bunlar. Kontaktörüm çekti. 720 mA gibi bir akım çekiyor kontaktörüm. Şimdi kontaktörü devreden çıkarttım. Diğer kontaktörü devreye alayım. Nerede bunun abiri? Diğer kontaktörü devreye aldım. Şimdi bu kontaktör çekili. Bu kontaktöre enerji verdiğimde mekanik kitleme bloğundan dolayı ne yapamayacak? Bu kontaktör çekemeyecek. Kontaktörlerde ne vardı? Şöyle bir şey vardı. İşte kontaktörü eğer çekmesini, yani paletin nüveye yapışmasını engelleyecek olursak kontaktör aşırı akım çeker ve belli bir süre sonra kontaktör yanar. Hatta kontaktörlerle ilgili yıllar önce hazırlamış olduğum videoda da onun deneyini yapıp kontaktörü yakmıştık. Neydi bu kontaktör? 720 mA civarında bir akım çekiyordu. Şu anda bu kontaktör devreye girdi. Bu kontaktöre enerji vereceğim. Devreye giremeyecek ve yüksek akım çekecek. Devreye giremedi. Ama çekmiş olduğu akımda da bir değişiklik yok. Peki bu neden oldu? Şimdi şunları devreden bir çıkaralım. Evet. Peki bu neden oldu? Şimdi bunlar DC kontaktörler. Yani bobinleri DC akımla çalışan, duvar akımla çalışan kontaktörler. Burada palet nüveyi çekemediği zaman bu kontaktörüm yüksek akım çekmedi. Bu alternatif akımda, AC akımda çalışan kontaktörler ya da bobinli devreler için söz konusu. Niye? ZTMK ve endüktif direnç diye bir video hazırlamıştım çok detaylıca. Orada aslında ben bunun bilgisini vermiştim. Eğer bu bir alternatif akım kontaktörü olsaydı, palet nüveyi çekemediği zaman arada manyetik akı kendini tamamlayamayacağı için manyetik akıda bir zayıflama olacaktı. Manyetik akıda oluşan bu zayıflama, buradaki kontaktörün bobininin üzerinde ZTMK'nın değerini düşürecekti. ZTMK'nın değeri düştüğü için de, yani aslında indüktif direncin değeri düştüğü için de bu kontaktörüm ne yapacaktı? Yüksek akım çekecekti. Çekmiş olduğu bu yüksek akım kontaktörü ısıtıp belli bir süre sonra yanmasına neden olacaktı. Ama bunlar DC kontaktör olduğu için DC kontaktörlerde bir ZTMK ya da indüktif direnç olmadığı nedenden dolayı aslında palet nüveyi çekmiş ya da çekmemiş, bu bobinin çekmiş olduğu akım ya da oluşturacağı manyetik alanda herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Ruhumda hurdacılık var, yapacak bir şey yok. Trafoyu kurcaladım, bir tane 24 voltluk trafo buldum. O trafoda şimdi bobini alternatif akım 24 voltta çalışan, AC 24 voltta çalışan kontaktörleri deneyeceğiz. Şimdi nötrüm ya da işte öbür ucum takılı. Enerji verdiğimde kontaktöre, kontaktör rahat bir şekilde çalışırken 630 mA'lerde bir akım çekiyor. Enerjiyi keselim. Şimdi kontaktörü devreye alayım, yani bu taraftakini. Şimdi kontaktör devreye girdi, mekanik kitleme bloğu bu kontaktörün nüvesini kilitledi. Bu kontaktöre enerji verdiğimde bu kontaktör çekmeye çalışacak ama palet nüveyle ne yapamayacak? Yapışamayacak. O ara akımına bakın. Uzun süreli vermeyeceğim, kısa süreli bir akım vereceğim. Bakıyoruz. Oo. 4 amperlerin üstüne çıktı. Hani o daha önce bahsettiğim kontaktör videomda da ne yapmıştım? Bu kontaktörü uzun süre çalıştırıp, oradaki kontaktörü uzun süre çalıştırıp yakmıştım. O zaman mekanik kitleme bloğum var diye hiçbir zaman güvenmeyeceğiz bu bloğa. Yine elektriksel olarak, yazılımsal olarak önlemlerimizi alacağız. Aynı anda iki kontaktörün devreye girmesini engelleyeceğiz. Eğer kontaktörlerin biri devreye girdiğinde diğeri mekanik kitleme olarak engelliyorsa bu kontaktörün palet nüveye yapışamadığı için yüksek akım çekecek. Yine o videoya atıfta bulunacağım. Daha önce çekmiş olduğum ZTMK videoma palet nüveyi çekemediği için kaçak akım yüksek olacak. Kaçak akım yüksek olduğu için ZTMK'nın değeri düşecek. ZTMK'nın değeri düştüğü için de bu kontaktörüm çekmesi gereken akımdan yüksek akım çekecek. 600 mA çekmesi gereken kontaktörüm 4.7 miydi? 4.7 amper civarında bir akım çekti. Bu çalışmayı bir müddet daha sürdürecek olursak bu kontaktörü yakarız. Bu videoda böyleydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur.